Yoğun bu ara. Bu ara yoğun mu? Ya işler çok yoğun. Yoğunluktan başımızı kaldıramıyoruz. Evet, şu anda Çekmeköy'ümüzün başarılı esnaflarından Sami Usta'nın yanındayız. Sami Usta Çekmeköy'ümüzde bütün araçlara neredeyse elinden geçmiştir. Özellikle Mercedesler konusunda uzmandır. Renault'lar konusunda uzmandır. Biz de aracımızı güvenle Sami Usta'mıza yıllardan beri teslim ediyoruz. Ve hiçbir sorun da yaşamıyoruz. İşimizin hakkını vermeye çalışıyoruz. Evet. Müşterileri, işlerini temiz yapmaya çalışıyoruz. Evet. Böyle yaptık da zaten müşteri çoğalıyor. İşlerde çok yoğunluk var. Evet. Başımızı kaldıramıyoruz işten. Böyle devam ederse evet. Yakında Tatalköy'e gideriz. Artık yavaş yavaş emeklilik yaklaşıyor. Tabii zamanda geliyor. Benden sonra gençler devam edecek. Ama ya, tabii şöyle, Sami Usta'nın şu şansı var. Gittikten sonra da yerini dolduracak çok değerli bir kardeşimiz var. Çok iyi yetiştirmiş. Kendisi üniversitelerde okumuş ama bu işi çok sevdiği için bu işe devam etmek istiyor. Aynen. Bu, nasıl, bu senede nasıl olsa inşallah emekli oluyoruz. Evet. Yoksa işe devam mı yoksa yetişe mi devam edelim bilmiyorum. Vallahi memlekete gideceksen. Alışmışız çalışmaya, kolay kolay bırakamayız. Şimdi tabii bir şubede Otosami Rize'de açılabilir yani. Rize'nin arabaları hiç bozulmuyor mu? Sadece Çekmeköy'ünkiler mi bozuluyor? Ya işte arabalar çok bozuluyor. Bir de şimdi okul burası tamamen çok özel okullar olduğu için evet. Öğretmenler de çoğalacak. Evet. Şimdi daha çok yoğunlaşacak. Evet, evet. Daha çok olunca bu arada bizim iş çok güzel bir işti ama bizim işi yapacak kapasitede kaliteli usta bir de küçükten çırak yetiştirecek eleman yok. Evet. Yani bu iş yavaş yavaş zaman gittikçe usta bulunmakla zorluk çekiliyor. Evet. Şu anda piyasada usta var. Çoğunlukla hepsi başka bir arıza vererek müşterilere yüklü bir parada daha çok bir para harcayarak paraların çoğu çöpe giderek hala işinden de tatmin olmayan müşteriler var, insanlar var. O yüzden biz elimizden geleni yapıyoruz. Çekirdek değil istik ama yaş. Şimdi bu mesleği buluncaya kadar daha öncesi ne yaptın? Eskiden bu mesleği yapmak usta çok vardı. Şimdi bu işi yapan kaliteli. Senin ustaların kaliteli, kimi hangi ustaların yanında? Çekirdek değil, işte usta yok. Usta yok. Yok. Şimdi çök, at eskisini, al tak yenisini. Tamir kalkmıştır. Evet. Biz hala eskiden kaldığımızdan dolayı tamir etmeye uğraşıyoruz. Evet. Genellikle zaten eskisini çök, at yenisini tak. Bunu herkes de yapar. Evet. Ama biz elimize geldiği kadar müşteri fazla para vermemesi için parçasının giderilmesini tamir etmeye uğraşıyoruz. Peki bu dükkan burada kaç yıldan beri burada? 13 yaşından beri yani 30 senedir esnafım, 40 senedir bu işi yapıyorum. Tamam, dükkan burada. Dükkan kaç yıldan beri burada dükkan? Dükkan 30 senedir var. Burada 30 senedir mi? Burası 15-16 sene oldu. Evet. Buradaki yer 15-15 sene. Tam 30-31 senedir esnafı yapıyor. Evet. Hiç boşluk bırakmadan, ara vermeden. Evet. Tabii ki. Ama şükür Allah'a ki hiç kimsenin hakkını çalmadım. Kimsenin hakkına tereddüt etmedim. Hep istedim ki hakkıyla, helaliyle kazanayım ama onu da başardım. Şimdi şöyle doğru söylüyor. Biz bunları hep test etmişiz. Bir müşteri olaraktan. Biz Bağataları noktasında aracımızı getirdik. Bir önceki sene işte bakımını yapan servisler mi diyelim artık ne diyelim. Onlar bize çok acil değişmesi lazım falan dediler. Sami Usta baktı dedi ki ben dedi bunu değiştirmem dedi. Hani sonuçta para kazanacağı bir şeydi. Sonuçta değiştirmem dedi ve biz ona bindik güvenle. Aynen, yani iyiydi yani durumu iyiydi.
Artık bir sene üzerinden geçti. Dedik ki artık bu değiştirelim diye geldik. Yani sağlamsa değiştirmez. Bunu biliyoruz şimdi yani. Şöyle bir şey var. Bu anlattığımız vicdan hesabı. Vicdan. Yetkili servislerde genellikle şu vardı. Geçen bir müşteri geldi. Allah mesul etsin. Bir müşteri geldi, Mercedes. Evet. Mercedes'i 17 bin lira masraf çıkarmış. 17 bin lira. 17 bin lira. Turbo. Evet. 17 bin lira masraf çıkarmış. Turbo arızası vermiş. Mercedes yetkili servis. Sadece 430 lira tek olan turbonun boğazındaki lastik yıpranmış. Onu değiştik, araba düzeldi. Evet. Şimdi yetkili servisler bu tip şeylerde kendi riski almaz. Şikayeti kabul etmez. O yüzden müşterinin parası var veya yok, gelir veya gelir yok, onun tek hesabı işi komple yapıp, komple değiştirip tabir etmeden, lastiği tam takımı değişmeden yapmak. Mesela bugün senin arabanın baltasını, yengemin arabasının baltasını değiştik. Senin işinin yani. Bugün servis ona 2000 lira fiyat veriyor. Doğrudur. 2000 lira arka balata. Evet. Bizim hem istediğimiz hem de orijinal balata 450 lira. Evet. Ben istiyorum ki benim hakkım müşteriye geçsin ama müşterinin hakkı bana geçsin. Evet. Yani hak çok önemlidir. Hiç kimsenin hakkını yemeden böyle tamir etme, gereken malzemeyi değişmeye uğraşıyoruz. Mesela bugün arabanın kontrolünü yaptık. Araba denen gibisinde bir sıkıntı yok. Ama serviste kontrol etmiş olsan bir sürü sıkıntı var. 2019 Hyundai Tucson hemen en azından sana 10 bin lira hesap çıkarır. Ama evet. Arabada bir şey yok. Mesela bazen geliyor ya diyor Samus'ta diyor işte yetkili servis arabamın garantisi bitmeden bana bu fiyat çıkarıyor. Biz bir bakıyoruz ki sadece 100 liralık, 200 liralık evet. Veya 500 liralık TL olarak bir masrafı olan 20 bin lira, 30 bin lira masraf çıkaran servisler var. O yüzden bizim işte vicdan kalmamıştır. Tamirci, galeri, evet. Rentekar, hukuk. Bunlar da vicdanlısını bulmak çok zor. Zor ama inşallah tekrar Sami Usta gibi ustalarımız olur diyoruz. Çok daha olaylara karamsar da bakmak istemiyoruz. Mutlaka vardır ama yani her yerde mutlaka iyisi de var, kötüsü de var. Ama kötülerini barındırmamak lazım. Hani yetkili servisler noktasında onların politikası belli. Yani araba garantide. Onlar da yani aracı daha düzgün olmasını istiyorlar. O noktada onlara bir şey demiyor garanti arabalar için. Onların zaten sistemleri belli. Biz sistemlerini bildiğimiz için onların da orada çok dürüstleri, iyi niyetli insanları mutlaka vardır. Onların elinden gelen bir şey değil bu. Yani servis öyle. Bir de özel servisler var. Onlar bir miktar daha aşağı alıyorlar ücret noktasında. Hangi meslektaşı olursa da karşıdaki insanın aracını veya herhangi bir makinasını tamir ettiğinde o insanı kendini o insanın yerine koyarak hareket et. Evet. Çünkü o insan ne şekilde para kazanıyor, ne şekilde harcıyor. Birçoğu insanlarımızın çoğu çoluk çocuğundan, evinden, yemeğinden, mutfağından kısıp da arabasını harcayan kişiler vardır. Bu tip insanların da hakkını yemek Müslümanlık dışıdır. Evet. O yüzden Cenab-ı Allah böyle bize bir haram parayı nasip etmiş. Evet. O yüzden her zaman efendi dürüst olmak lazım. Tabii ki benim şu ana kadar hiçbir ekonomi olarak iş konusunda hiçbir iş zayıflığı görmedim. Hep bu yaşa gelene kadar hep işim yoğun oldu. Hiçbir zaman için boş kaldığım günleri bile hatırlamıyorum. Evet. Çünkü hep iş çalışıyoruz. Yani bir de uygun çalışıp süründen kazanmak var. Bir de az çalışıp da çok para verip kazanmak var. Ama ben tabii ki sürümü tercih ediyorum. Evet. Otosami değdik bugün. Aracımızı yaptırdık. Sami abimize de güzel bir sohbet ettik. Teşekkür ederim o zaman. Evet. Bizi izleyenlere teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz.